Profesör Doktor Mehmet Erşahin, bugün sizlerle beyin kanaması konusunda kısa bilgilendirmelerimiz olacak. Kafatası kapalı bir boşluk. Boşluk içerisinde beyin bölgesine herhangi bir şekilde kendi içerisinden veya dışarıdan darbeyle olabilecek olan kanamalara beyin kanaması olarak ifade edebiliriz. Yani herhangi bir şekilde kanın damar dışına çıkması ve kitle etkisi oluşturmaya başlaması, nörolojik bulguların ortaya çıkması beyin kanaması olarak ifade edebiliriz. Bir takım nörolojik bulgulara yol açarsa fark edilir. Kişi de hafif baş ağrısından, işte bulantıdan, kusmadan, ısrarlı kusmalardan şuur kaybına kadar gidebilecek bir süreç ortaya çıkarabilir. Beyin kanaması geçirdiği düşünülen bir hasta çok yakın takip edilmesi gerekir ve mutlaka kısa süre içerisinde bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemesiyle bir görüntülemeyle bunun doğrulanması gerekir. Tabii ki önlenebilen tipleri vardır. Beyin kanaması genelde çocuklarda daha çok doğuştan kaynaklanan damar bozuklukları, arteriovenöz malformasyon veya damar bozuklukları gibi bir patolojilerle ortaya çıkabilir. Yaş ilerledikçe de daha çok yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları ortaya çıkabilir. Eğer bir nörolojik bulgu varsa hastada, epilepsi krizi olabilir, bir herhangi bir şekilde bir nörolojik muayenede bir bozukluk çıkarsa mutlaka bunların altında kanamaya yol açabilecek bir patoloji var mı diye o yönden incelemek gerekiyor. İleri yaşlarda da daha çok yüksek tansiyona bağlı, beyindeki damar bozukluklarına bağlı kanamalar ortaya çıkabilir. Yine bu hastaların bu anlamdan, bu konudan teşhis edilmeleri gerekiyor. Travmatik veya non-travmatik kanamalar olarak sınıflandırabiliriz. Beyin kanamalarının büyük bir kısmı travmaya bağlı olan kanamalardır. Onun dışındaki kanamalarda beyindeki bir takım damarsal bozukluklara bağlı olan kanamalar, bir takım beyindeki tümöral kitlelere bağlı olan kanamalar, kan hastalıklarıyla, kanama bozukluklarıyla seyreden kanamalar olarak ayrıntılı tiplenebiliriz. Ama ana başlık olarak travmaya bağlı kanamalar veya travmaya bağlı olmayan kanamalar şeklinde ayırabiliriz. Bu acil konsepti konusunda değerlendirilmeli. Beyin kanaması geçiren hasta eğer şuuru kapandıysa veya bu kanamayla beraber bir epilepsi krizi geçirdi, hava yolu tıkandıysa mutlaka bunların acil olarak hava yollarının açılması, nefes almalarının sağlanması gerekir. Bazen bu esnada, panik esnasında dili hastanın geriye boğazına kaçabilir. Onu ilk müdahale eden kişinin hava yolunu açıp nefes almasını sağlaması gerekir. Ya da kustuysa, kustuğu materyali ciğerlerine çektiyse, aspire ettiyse onları temizlemek, hava yolunu açmak ilk başta yapılabilecek olan ilk müdahale olabilir. Onun dışında hızlı bir şekilde bunların hastaneye ulaştırılması gerekiyor. Hastaneye ulaştırıldığında zaten acil müdahale konsepti içerisinde bunlara hızlı bir şekilde müdahale edilip bir taraftan da mutlaka kanamanın teşhisine yönelik görüntülemelerin alınması gerekiyor. Beyin kanamalarında eğer küçük bir kanamaysa, bir takiple veya ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilecek bir kanamaysa bu şekilde tedavi edilebilir, ama kanama büyüyorsa, nörolojik bir takım olumsuzluklara yol açıyorsa da bunların da mutlaka teşhis edilip ameliyatla tedavi edilmesi gerekiyor. Bunların ayrıntılı bir şekilde muayene edilip görüntülemelerin alındıktan sonra karar verilebilecek olan bir konu. Kafatası kapalı bir boşluk olduğu için oraya herhangi bir şekilde kanama olması orada fiziksel olarak beynin sinir hücrelerinin olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Mutlaka oradaki kanamaya yol açan patolojinin düzeltilmesi, bu bir travma olabilir, kırık olabilir, bir damar yaralanması olabilir. Bunun ortadan kaldırılması ve kanamanın ortamdan uzaklaştırılması, kanama alanının mutlaka hemostaz dediğimiz güvenli bir şekilde kontrol edilmesi, beynin basıncının düşürülmesi gerekiyor. Çünkü beyin kapalı bir boşluk olduğu için oraya herhangi bir şekilde bir kanama olması, dışarıdan bir hacim artışının olması
normal sinir hücrelerinin fonksiyonlarının kaybına yol açacaktır. Mutlaka belirgin bir basınç seviyesi vardır. O basıncın üzerine çıkmaması gerekiyor ve mutlaka normal ranjlar içerisinde tutulup tedavi edilmesi gerekiyor. Patoloji ortadan tam olarak kaldırılamadıysa, kalıcı bir damar bozukluğu varsa veya kişinin kanamayla ilgili bir kan hastalığı söz konusuysa, kanamaya meyilli ya da hemostaz sistemi bozuk bir hastaysa bunlar kanama geçirebilir. Onun için yakın gözlem, yakın takip gerekir. Bugün kısaca beyin kanamalarını konuştuk. Geçmiş olsun TV'ye abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.